Cemil'le aynı anda cezaevinden tahliye olanlar. Nasıl yapmış bu adam bu işleri? Serkan'ı diyorum. Her yerde adamları var. Karalamak da aklamak da aynı ekibin işi. Temizlemek de bizim işimiz. Doğru, bizim işimiz. Eğer bu adamları temizlersen reis, Serkan sana nefes aldırmaz. Ama ben onları temizlersem Serkan nefes alamaz. Eğer birini vurursan diğerleri anında kaybolur. O zaman biz de hepsini bir anda vururuz. Reis sensin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Nefes abi, Rüstem'den haber var mı? Amerika'da hala. Suzi'nin öldüğü haberi gitti mi? Haberi var ama harekete geçmedi henüz. Baba, bir şey mi öğrendi sence? Gelecek. O Rüstem buraya gelecek. Müsaadenizle. Ne yapıyor Oynal? Resim yapıyordu en son. Resim derken? Ne bileyim, Zafer'in elinde listede gördüm. Fual, boya, fırça bir şeyler istemiş. Ha bir de makaron istemiş Fahri. Zafer makaron ne diye kıvranıyordu. Neymiş makaron? Fransız kurabiyesi. Silah tüccarı, sanat tüccarı mı olacakmış? Ne yapmaya çalışıyor bu? Bence annemi etkilemeye çalışıyor. Nasıl etkileyecekmiş? Yüzünü boyayıp kendini bana mı benzetecekmiş? Hadi görüşürüz. Baba, sen de yeminliymiş gibi niye gelmiyorsun ki dayımlara? Çünkü gelirsem Oynalı orada vururum. Kendi elimle kendi planlarımı bozmak istemiyorum. Özel, görüşmeniz bitti mi abi? Geldiğine göre demek ki bitmiş Rıya. Cemil'e haber verin. Gelsin buraya. Abi, başka bir yerde mi görüşseydin? Buraya geldiğini görürlerse. Görünmeden gelsin Seçkin. Ayarlayın da. Bir yerde buluşur, biz getiririz reis. Yürü Seçkin. Tamam abi. Çay verin, çay. Veya baban nerede? Seni bekliyor galeride. Şeytanı mı merak ediyor? Abi ölüsünü görmeden inanmam dedi. O kadar adam görmüş, inanmış. Onlara da mı inanmamış? İnanmamış. İlla senden duyacakmış. Şeytan azapta gerek. Babama mı dedin abi? Demiyorum. Babana şeytan demiyorum. Sesli düşünüyorum. Geyik mi o? Geyik, Suzi ile senin arandaki ilişkiye denir İlyas. Bu Ceylan. Belki de tabiatın en zarif yaratığı. Gözleriyle de bütün sanatçılara ilham verir. Size ne o zaman? Ne demek bana ne? Sanatçılara ilham kaynağıymış ya.
Ben bir kaplanım İlyas. Sadece bir kaplan Ceylan'ın kıymetini en iyi bilir. Bence sizden sanatçı manatçı olmaz. Berbat olmuş. Evet İlyas. Sanat sana göre değil. Sen Avni ile Mert'le buluşmayacak mıydın? Burada Suzi'nin başında beklemen şart değil. Ben daha çok senin başını bekliyorum. Ben dışarı çıkmıyorum. İçeride olman daha tehlikeli. Kaplan'la Ceylan'ı aynı kafeste tutuyoruz. Kolay mı? Ağabeyine söyle. Rahat olsun. Göl değil. Göle giden yol güzel. Bu da bir sanat ama anlayabilirse tabii. Konuşmadınız mı siz bununla? Hı? Neyi? Senin portreni yapıyor. Hadi canım. Bakayım. Ceylan abla. Bence sen buradan seke seke kaç. Uzaklaş yani. Bak, Davut Bey devlet terbiyesi almış. Adamcağız sesini çıkarmıyor. Ama biz hiçbirimiz bir terbiye almadık. Vururuz ha. Bana dua resmi çizeceğim dedi. Şimdiye kadar kimse benim resmimi yapmadı. Çok mutluyum. Hep senin yüzünden. Ben bir şey yapmadım. Bırak. Bırak. Ben bir şey yapmadım diyor. Aralarını yapsaydım bir de. Yapabiliyor olsam bir ara seninle benimkini yapardım. Onu seninle yarın konuşacağız. Yarın. Bir gün yarın mı? Evet. Mahkemede karşılıklı imza atacağız. Sonra da seninle derdin neyse oturup konuşacağız. Hı. Ne yani? Sen boşanacaksın. Ben de şirketten mi istifa edeceğim? İşte bakacağız. Konuşacağız bunları detaylıca. Bence yarından önce konuşalım. Belki de benden duyduklarından sonra boşanmasın. Suzi, senin yüzünden boşanmıyorum. Konuşacağız. Konuşalım baby. Baby derken? Bebeğim yani. İndir şu ayağını, nimet var da. Ah, abim var, indir. Nimet var, indir. Biri geldi, indir. Ne zaman bacak bacak üstüne atabilirim? Şirketinde atarsın. Bizde yok. İlyas nesini beğenmemiş anlamadım. Çakır Beylileri anlamanız için biraz geç değil mi Ceylan Hanım? Değil. Çünkü oğlum da Çakır Beyli. Hiçbir insan kusursuz değildir. İmza atacak mısınız? Ölüsünüz ya. Çok
Çok değerli olur bu. Evet. İmza için şöyle düşünüyorum. Sizin için bir sakıncası yoksa. Şu köşede bir yerde ölü bir kaplan Ceylan tarafından vurulmuş. Yani avı tarafından avlanmış. Çok büyük bir imza bu. Ünal. Hani söz vermiştin? Ceylan'a yazmayacaktın. Sen benim ne zaman sözümden döndüğümü gördün hadsiz. Yazmıyorum ki. Çiziyorum. Rüstem gelecek. Ama öldürmeyeceksin. Ne demek öldürmeyeceksin? Adam gelsin diye neler yaptık? Rüstem geliyorsa plan büyük demektir. Bizim amacımız intikamdan daha büyük. Ben kabul etsem de amcam bunu asla kabul etmez. Kimse kabul etmez. Ettireceksin. Simsar Cemil'le Hızır abinin ne işi olur? Var bir işleri demek ki. Ne demek var bir işleri abi? Ender abi döne döne her yerde bu adamı arıyor. Burada olduğunu bilse vallahi bombalar burayı. Bombalar. Haklıdır da. Neye göre haklı? Hızır Ali. Sen söyle bari. Mesele ne? Ne dönüyor? Biliyorsun Reha, normalde söylerim. Ama ya bari şu kadarını söyleyeyim. Babam silah satmıyor. Neyi satıyor? Cemil satıyor, Cemil. Cemil kendi adamlarını reise satıyor. Anlaşıldı mı? Oh be. O zaman yakında icraat var demek ki. Var mı yok mu görüşmenin sonunda anlayacağız. Reis, bu listenin içerisindeki bazıları sağlam adamlar. Sağlam derken? Arkaları sağlam. Ben bunları götürürsem başım ağrır. Sağlam dediğin Serkan mı? En bilineni Serkan. İşte ben o en bilinmeyenlerin peşindeyim. Şimdi o sağlam dediklerinin hepsini bir adrese toplayacaksın. Sonra o adresi bana vereceksin. Sonra ortadan kaybolacaksın ki orada ölenlerin arasında sen de olmayasın. Peki tamam da amacımız ne? Amacım Serkan'ı senin üstünden kendi üstüme çekmek. Ki rahat hareket edebilesin. Reis, herkesin ölmesi lazım orada. Biri bile hayatta kalırsa benden bilinir. Açığa çıkarım.
Kimsenin gözünün içine bakmayacağım. Tek kurtulan sen olacaksın. Anladın? Anladım. Buluşmayanı Fahri'ye bildiririm. İlyas, silahını arabada bırak. Niye? İçeride vuracak mısın beni? Yok, ben seni vurmayacağım da tatsızlık çıkmasın. Silahla odaya almıyorlar. Belinden isteyecekler. Ben vermem diyeceksin. Avni abi zaten zorla ikna oldu görüşmeye. Benim ne alakam var Suzi'nin ölümüyle diye. Abiymiş. Bir de gözümün içine baksın da öyle söylesin bunları. Eve gitmiyormuş. Gitmez tabii. Suzi'den korkuyor. Öldü ya İlyas, niye korksun? Ben yaşıyorum. Tabii ki korkacak. Benden korkacak. Aynı masada oturuyorsunuz. Öldüremez. O yüzden mi Suzi'nin yanında beni öldüremediler? Kendin sorarsın İlyas. Gel İlyas, otur şöyle. Açıkçası Suzi'nin ölümüne üzülmedim. Ama kaybın için üzgünüm. Ben bir şey kaybetmedim. Neticede karım değildi. Sevdiğim değildi. Ama misafirimdi. Benim mekanımda öldürüldü. Onunla orada buluşacaktık. Ne diyeyim? Sana bir şey olmamış. Ona şükür. Avni abi. İlyas beni öldürmediklerine göre masada orta az diye öldürmediler. Örgüt ya da istihbarat olsa ben de giderdim. Demek ki bu iş Avni'nin işi diyor. Asıl ben yapsaydım sen öldürdün İlyas. Kimse de karşıma geçip şu anda olduğu gibi bana hesap soramazdı. Siz değilsiniz yani. Değiliz. Peki o yanınızdaki arkadaşınız olan CIA... O da mı değil? Ona sordum, hayır dedi. Suzi ile de araları kötüydü. Bunların ikisi de istihbaratçı. Ne zaman doğru, ne zaman yalan söylediklerini kim bilir? Ben bilirim. Sen nereden bileceksin? İstihbaratçı mısın? Anlarız herhalde. Senin gibi saf değiliz. Dediğim gibi İlyas, bizimle bir ilgisi yok.
Ama senin hatırın için ben soruştururum yine de. Bir şey içer misin? İçmem. Rüstem abi ne zaman gelecekmiş? Haber verecek İlyas. Abin mi sordu? Ben sordum. Ben bu Suzi işinin peşini bırakmam. Abin öğrenir aslında. Madem rahmetli abimin arkadaşı, gelirken bir hediye getirsin. Suzi'yi kimin öldürdüğünü şirketten öğrensin gelsin. İllaki geldiğinde herkese bir hediye getirecektir. Neticede masanın kurucusu. Senin özel bir hediye istediğini iletirim İlyas. Şirket, mirket. Ben bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Senin için gerçekten üzüldüm sevgili dostum. Sen bu kıza bayağı kaptırmışsın. Sana kaptırmayayım Mert. Ben her konuda ciddiyim de. İlyas çok kötüymüş, çok. Kötü olur tabii. Yarın değil mi mahkemesi Katça? Yarın teyze. Aa, kadıncağızın hiçbir şeyden haberi yok ayol. Abla, Allah aşkına arada bir şey söylesene. Sonuçta İlyas oğlu. Ne olmuş İlyas'a? Söyle Mübecel, içimi bunalttım. Yok bir şey anne. Sen de hep bunu diyorsun. Yok bir şey, yok bir şey. Söyle Mübecel. Suzi ölmüş, Suzi. Sarı kız. Yani ben öyle duydum. Kız gitti diye İlyas için mi öldü yoksa gerçekten bir operasyonda mı öldü? Orasını tam olarak öğrenemedim. Senin bilmediğini ben nereden bileyim Mübecel? Bilirsin Meryem, bilirsin. Söyle daha. Ölmüş galiba anne. Nasıl ölmüş? O kadarını ben de sormuyorum. İlyas'ın morali çok bozuk diye anlattı Hızır. Boşa niye morali bozuk değil? El alımın kizi öyle. O an morali bozukmuş. Neticede insandır da. Kavururuz helvasını dağıtırık o kadar. Bunda moral bozacak ne var? Enişte demişti, Esra'yı unutmak için böyle biraz yakınlaştı diye ama demek kendini kaptırmış. Kaptırılmayacak gibi değilmiş Hatice'cim. Esra ne kadar suspussa bu o kadar neşeli, o kadar cıvıl cıvılmış. Müfettiş aynı sen diyor. Sen miymişsin cıvıl cıvıl? Size niye cıvıl cıvıl olayım ayol? Sen bir de beni evde gör. Evin kalsın. Gördüğümüz bize yeter. O zaman bu boşanma işi iptal olsun. Uşağım şimdi kötü durumdadır. Niye üstüne morali bozulsun? Anne ben girme biliyorsun işlerine. Biliyorum ki girmezsin. Hatice. Teyze. Enişte ile İlyas'ın arası bozulur şimdi. Dinlemez zaten onu. Mübecel. Yok anne. Ben hayatta İlyas'a bir şey söyleyemem. İlyas seni niye dinlesin? Sen beni dinle. Fitneden iyi bir şey doğduğu görülmemiştir ama niyetimiz iyidir. O Aydınlı mahkeme için dönmüş mü? Dönmüş dönmüş. Annesiyle gelmişler. Sen git. O adeki sarıkı söyledi. Teyze, öyle söylerse anası Esra'yı kaptığı gibi Aydın'a götürür.
Öldü deme o zaman. Anne. Bak yine başkasının hayatı üstüne hesap yapıyorsun. Zarar görürüz hepimiz. Hesap benim hesabımdır. Karışmayın. Anne. Madem sen bana sevap kazanma fırsatı veriyorsun. Ben sonuna kadar bu sevapları toplarım. Esra'yı da boşanmaktan vazgeçiririm. Mübeccel bir dur. Mübeccel. Sen git bu işi yap. Benden sağ hepsi bir yerde. Aa, anne sevabı yeter. Mübeccel otur şuraya. Abla kusura bakma. Beni bu sevaptan sen bile alıkoyamazsın. Meryem. Bilmemiz gereken bir şey var mı? Yok Hatice. Yok. Vehbi, sen de çocuklarla git. Tamam beyiz. O İlyas'ın işi belli olmaz. Cemile hiçbir şey yapılmayacak. Önce o kurtarılacak. Geri kalan hiç kimse sağ kalmayacak. Emin olacaksın. Anladım beyiz. Vehbi abi, ben gitmiyor muyum abi? Sen burada kal Ercan. Gelsin çocuk. Biri burada kalsın reis. Ercan paltomu getir. Abi, bu Ender de bizle gelsin. Madem mühimmatla dolaşıyor, belki de bir işimizi görür. Her seferinde sen bana, niye bu adamlar benim peşime takıyorsun? İşimi bozuyorlar diye vır 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 başımın etini yemiyor musun? Ha? Şimdi sen Ender niye gelsin istiyorsun? Tabii, çeksin bombayı, atsın, Cemil de ölsün istiyorsun değil mi? Abi, biz bu adamın tohumuna paramı saydık. Niye bu kadar kayırıyorsun? Ben anlayamadım ki. Şimdi bak, zaten adamlarını sattı, misyonunu tamamladı. Arada ölsün gitsin işte ya. İlyas, seninle aramızda misyon ve vizyon problemi var, farkında mısın? Şimdi, adam misyonunu tamamlamış olabilir. Sana göre. Ama benim vizyonuma göre de tamamlamadı. Çünkü daha Serkan'ı atacak kucağımıza ve arkasındaki adamları ortaya çıkaracak. Ha? Tamam amca. Cemil'e bir şey olmayacak. Tabii. Sizin vizyonunuz ve misyonunuz bir olduğu için güzel güzel anlaştınız. Seninle de güzel güzel anlaşmak istiyoruz İlyas. İster misin? Hı? İsterim abi. Tamam. O çok sevdiğin Cemil. Bey'e hiç zarar gelmeyecek. Teşekkür ederim İlyas. Bey. Dayı, bu Fahri niye tutturdu Cemil'e bir şey olmayacak diye? Biz bunun tohumuna para mı saydık? He? Doğrusu da bu enişte. Ama maalesef bizim ailede her doğru yapılmıyor. Çünkü bu benim ailem. Ve ben ölene kadar ne istiyorsam o yapılacak. Tamam dayı, sen ölme. Gerekiyorsa Cemil de ölme. Gerekiyorsa değil. Abi, şimdi senin arkadaşların aşağıda bekliyor ya. Ve hepsi merak ediyor ya bu Cemil nerede diye.
Müsaade edersen biz gidelim bu Cemil'in arkadaşlarını öldürelim. Sen de arkadaşlarına de ki ben Cemil'in yerini bilmiyorum. Doğrusu da bu. Doğrusu da bu. Allah. İki dakika. İki dakika. Bir şey anlatacağız. Ver gözün içine bak. Behpi abi, planda değişiklik mi oldu? Her zamanki gibi İlyas pazarlık yaptı, reis de yok dedi. Aynen. Abi sen dudak mı okuyorsun? İlyas'tan bahsediyoruz. Okuma yazma bilmene gerek yok. Senin bu baban var ya, sırf bana inat olsun diye dünyada ilk öldürülmesi gereken adamı en sona bırakır. Neticede öldürüyor amca. Bana babanı savunma. Burada biz bize ailece bir yakınlık kurmaya çalışıyoruz. İyin. Bu Cemil ne zamandan beri dayının adamı oldu? Ben sana sonra anlatırım enişte. Tamam. Sonra anlat Alpaslan. Her şey olsun bitsin ondan sonra anlat, tamam mı? Alparslan bak bunu da sen bil. Bu Rüstem buraya gelir gelmez peşin peşine abime sormadan çat 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 sık. Sonra sana inat onu da yaşatır. Vallahi bana uyar amca. O ne demek kuzen? Adam gelsin de yapmadığımız şey kalmadı. Baba laflara bak. Ailenin vizyonluları vizyonsuzlarına karşı barış yanlısı oldu. Herkes yaşasın. Ne olmuş bizim vizyonumuza? Bitmiş. Bunu kim söylemişse boş boş konuşmuş. O Mert mi söyledi bunu? Abim dedi. Yani dayı demişse başka manada söylemiştir. Şimdi sokaktan geldik ya. Bu Mert gibi conconlar bize böyle söylüyor. Ben o yüzden dedim. Enişte sen şimdi beni Mert'e karşı niye böyle dolduruyorsun? Çünkü Suzi'yi o öldürtmüş olabilir. Ne? Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Hızır Ali? Herkes herkesten bir şey saklıyor işte. Babam dedi ki, alınmaca gücenmece yok. Bizim aile böyle. Tamam o zaman. Siz beni sahada indirin. Madem sizin aile böyle, madem üçünüzün bildiği şeyi ben bilmiyorum, demek ki bu aileden değilim. Sen bizim bir tanecik eniştemizsin. Tabii. Ben Cemil'i nerede bulacağımızı biliyorum. Nerede? Alemlerde. Hangi alemlerde? Hayvanlar aleminde. Gece alemlerini diyor ağam. Ben bu simsar Cemil'i tanıdığımda çok takılırdı. Bir insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur ateş. Genci yaşlısı fark etmez. Anlaşılan senin gezmen gelmiş tipi. Ve Ender fitilledi. Güzel sesli tanıdıkları varmış. Damat, sen de evlisin, bizle takılamayacaksın diye kıskanma. Hı. Şimdi anlaşıldı ki Cemil'i arama işinde ben de yokum. Ya ne diyeceğim ablama damat? Damadımı gezdiriyorum mu diyeceğim? Tamam. Ben ablana derim ki Cemil'i arıyorlar. Lan İlker, biz gece gezecek miyiz? Bu Cemil'i mi arayacağız? Ya neyini anlamadın? Gezeceğiz işte. Ha Cemil'i de görürsek vururuz. Vurursunuz. Görürseniz vurursunuz. Görmeyeceğiz mi? Ya hiç boşuna aramayalım o zaman.
Reis, ne olur şuna bir şey söyle. Şahin ağayı müneccim zannediyor. Tövbe estağfurullah. Benim gözüm epeydir bu vıcığın üstünde. Sen haklısın Şahin ağa. Bu gizli gizli bir şeyler çeviriyor. Daha çözemedim. Ama çözersem, bana bak İlker, seni yerim. Haberin olsun. Ne gizli iş çeviriyorsun İlker? Reis, tam da bu. Bela oldu başıma ya. Evime gideceğim, ben seni götürürüm. Ofise gideceğim, ben seni alırım. Ya lavaboya gidiyorum, arıyorum. Dönüyorum, arıyorum. Neredesin? Telefonuna niye bakmadın? Niye bakmıyorsun İlker? Lavabodayım Şahin ağa. Oraya o aletle giden insansın sen İlker. Cevap ver lan. Her dakika aynı sorular. Neyine cevap vereyim Ender? Ender. Şimdi Şahin ağa müneccim değil. Ama senin başına ne geleceğini bildi. O yüzden sen bu İlker'i izlemeye devam et. Benden sana izin. Bir yamuğunu bulursan direkt ye. Direkt yerim reis. Hazır. O zaman sen de gel akşam. Tipim. Buyur Şahin ağa. Bizim sesimiz güzel değil diye mi bizi duymuyorsun? Ya Şahin ağa, sen de gel akşam. Bu Cemil'i daha kolay buluruz. Reislerin kuvvetli madem. Ender, tipi belli ki Şahin ağa'yı da, Fikret'i de istemiyor yanında. Ama gece Cemil'i ararken beni istiyor niyeyse. Seni ister tabii. Sen merhametli adamsın. Emine'me de hatırın geçiyor. Ben ablamla aramı bozmam. Ne mi lazım? Ben korkarım ablamdan. Aga, siz gece Ender ağayla gezin. Ya ne gezmesi Ateş? Biz operasyona gidelim diyoruz. Sen kaçayım diyorsun. Korkuyorsan en azından Hızır gibi ablamdan korktuğunu söyle. Ben korkarım arkadaş. Ben ablamla aramın bozulmasından korkarım. Ben de korkarım aga. Onun agası yok. O yüzden ablamdan korkuyor. Senin agan var. Agandan kork. Makaron mu muymuş Ercan? Vallahi ben de ilk defa görüyorum abi. Tadı nasıl? Hiç bilmiyorum ki. Güvenlik açısından tadına bakmamız lazım. Sen de üç tanesinden ye. Şş, Ercan. O makaronlar ne lan? Kim bu? Ceylan Hanımların koruması abi. Bak 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 bak. Bir tane ikram ediyorum. Lan hiç devlet terbiyesi almamış mı bu adam? Öldü mü? Ölmedi mi o şeytan? Bana doğruyu söyle. Sana ölmediğini düşündüren ne? Aha burası. Hmm. O kadar çok seviyorum ki hissetmedim. Kalbim sızlamadı diyorsun yani. Buraya gelmişim. Kaç gündür dikilmişim. Senin yalanlarını dinlemişim. Hem de herkese ayrı yalan. Yok. Uzi'yi Cemil öldürmüş. Yok, Ünal ölmüşmüş. Bana bir doktorluk yap. Ya da
dostluk yap. Aynı Ender'in söylediği gibi Sinan. Anladın. Vah halimize. Demek ki şeytan... Buranın kulağı yok ama şeytanın vardı. Bak ben sana ne diyeceğim. Fırsat bu fırsat. Hazır. Ben dahi herkes şeytanın öldüğünü biliyor. Çek eyüzüğü. Bitir bu işi. Var var var. Her şeyin bir zamanı var. Onun da zamanı var. Senin de zamanın var Hızır'ım. Yaptın yaptın. Benden demesi. Ve selam. Vay arkadaş. Bana da. Şşş. Ender yer bütün bunların hepsini çünkü o her şeyi yer. Ama ben yemem ha. Ne düşünüyorsun? Bu Alparslan'ı galeride görürüz dedim ama... Çocuğu da bir tebrik edemedik. Ya belli ki reis istemiyor Alparslan'ı galeriye. Bizim ortağımız o Ender. Bize ne reisle amca yeğen ilişkisinden? Yani? Gidelim bir eline sağlık diyelim. İyi ki öldürdün Ünal'ı diyelim. Yani ben de çok isterim de İlker. Şimdi böyle habersiz bir devlet adamının evine gitmek terbiyesizlik olmasın. Taziyesine gittik ya Ender. Biz yabancı mıyız? Sen 5 tabak helva yemedin. Kim? Sen? 2 tabak yedim, 2. İkincisi rahmetli anneciğim içindi. Ya he he. Rahmetli bütün sülalenin için yedin. Gidiyor muyuz? Ya hadi bas. Yürü yürü yürü. Yürü gidelim. O makaronlarda aklım kaldı zaten. Bizim de bir masamız olabilir. Hepimiz dışarı çıktık. Ünal Kaplan öldü. Ve o masadaki herkes birbirine düşecek. Eğer birlikte olursak... bu boşluktan biz çıkarız. Biz kim Cemil? Hepimiz işte. Sen de lider mi oldun? Anlamadım. Yani sen bu masanın Hızır mısın, Ünal'ı mısın? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ben burada size bir şey teklif ediyorum. Olmak istemeyen çeker gider. Ya sen bu Avni'lerle, Serkan'larla geze geze çok havaya girdin Cemil. Epi topu simsarsın. Kim sana yedirir silah tüccarlığını? Çıktı. Rehbi abi. Planlarda değişiklik oldu. Arabalardan biri önce çıktı. Sen adamı takip et. Sen hallet. Tamamdır İlyas.
gitsin Reha. Behbi abi neredesin? Galeriye dönüyorum Alpaslan. Abi bir kişi gördük. Diğeri nerede? Kaçtı Alpaslan. O ne demek ya? O ne demek Behbi abi? Kaçtı diyorsam kaçtı İlyas. Anlatırım. Kaçırmışsın. Anladık herhalde. Neyini anlatacaksın? Ben abime diyorum. Diyorum ki bak bana Ender'i ver. Bana Ercan'ı ver. O ne yapıyor? Behbi gelsin diyor. Al geldi işte Behbi. Cemil'i öldürmeyeyim diye Behbi'yi gönderirsen kaçar tabii bir tanesi. Olur sana Cemiller iki. Şimdi bulabiliyorsan onu da bak gözünün içine. Ressam olduğunuzu bilmiyordum Ceyda Hanım. Ressam değilim. Öyle amatörce çiziyorum. Bu, şu Ceylan'ın karşısında yatan. Kedi mi o? Kaplan. Çok manidar. Kaplan ölü, Ceylan diri. Yani nesi manidar? Ben neyi göremiyorum? Ya kaplanı kedi görüyorsun ya. En azından görüyorsun işte. İdare et. Kedigillerden ne var? Ya halam gillerden der gibi. Sanat konuşuruz burada, sanat. Ceylan Hanım, Ünal Kaplan'ı Ceylan olarak öldürdüm demek istemiş resminde. Ulan İlker, hani vıcık vıcık beynim var ha.
Kusura bakmayın Ceylan Hanım. Yani ben 40 yıl baksam bu resme aklıma gelmez. Buraya gelmek aklınıza gelmiş. Makaron. Ünal'ı hatırlattı bize. Ünal bizi davet etti. Makaron ikram etti. Ve tabii ben yedim. Sonra geldi. 8 tanesini birden yemişsin dedi. Yani düşünsenize Ceylan Hanım. Bizi davet etmiş, koyduğu makaronu sayıyor. E ne oldu? Ne oldu? Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Aynen. Aynen işte buradaki bu resimde çizdiğiniz gibi... Kaplan geberdi gitti. Hadsizler. Ben dirilince hepsini geberteceğim. Ah Ünal Bey, duymasınlar. Bu ikisinin ağzında bakla ıslanmaz. Ağzında bakla ıslanmaz ne demek? Geveze demek Suzi, geveze. Bir dönem masanın liderliğini hevesine alsın diye Hızır'a bıraktım. O da sokaktan geçen herkesi bunlar gibi masama doldurdu. Demek masaya döndüğünüzde temizlik yapacaksınız Ünal Bey. Ünal değil lütfen. Evet yapacağım. Alpas'tan hariç herkesi gözden geçireceğim. İlyas. Başladım. Yasın. İçeriden bir ses mi geldi Ceylan Hanım? Abim içeride. Kadın sesi. Kadın kahkahası. Sen duymadın mı İlker? Bir şey duymadım. Benim bir kulağımda Hızır Reis'ten dolayı işitme kaybı var da Ceylan Hanım. Çok ucuz atlatmışsınız İlker Bey. Yani söz konusu Hızır olunca tabii tek kulak bir şey değil. Tabii canım. İlker'in en sevdiğim huyudur bu. Parası hariç. Neyini kaybetse zoruna gitmez. Ceylan Hanım. Alparslan'a lütfen geldiğimizi iletin. Ünal Kaplan'ı öldürdüğü için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Onunla aynı masada oturmak bizim için mutluluktur. Müsaadenizle. İyi günler Ceylan Hanım. Hoşçakalın. Efendim teşekkür ederiz. Bir şeyler dönüyor. Lan bütün Türkiye'nin istihbaratı dönüyor. Daha ne dönecek? Doğrudur. Bir sessiz olamadınız. Eğer duydularsa Yılmaz'ı arayıp söyleyeyim yaşadığımı. Yoksa ayıp olur. Eğer duyarlarsa ayıptan fazlası olur da Yılmaz önemli değil. Keşke içeri almasaydın Ceylan. Fıcık biraz uyanıktır. Almasaydım daha çok üstüne düşerdi. Ama Alparslan'a söylerim, ağızlarını yoklar. Ender bütün makaronları yemiş.
Bu resim bitsin, yapacağım ikinci tablo öküz parçalayan bir kaplan olacak. Kaplandan çok kediye benzemiş sahiden. Kedi senin İlyas'ına denir. Ne halt etmeye herkesi bir yere çağırdın Cemil? Ben nereden bileyim takip edileceklerini? Madem onlar takip edildi, onların hepsi öldü. Sen nasıl kurtuldun? Herkes mi ölmüş? Cemil, bana yanlış yapıyorsan seni doğduğuna pişman ederim. Zaten doğduğuma pişmanım da. Şimdi sen bana söyle. Bu Çakır Beylilere daha ne kadar izin vereceksin? Kaçtır canımı zor kurtarıyorum. Emin misin Çakır Beyliler olduğuna? Başka kim olacak? Avni ile ters düştüysen, sana dediği bir işi yapmadıysan filan. O kadar adamı öldürmesine ne gerek vardı? Görüşmeye çağırır, öldürürdü beni. Avni. Sen de haklısın. Hızır Çakır Beyli ile görüşme vakti geldi. Reis, valideye musallat olan illet bana da oldu galiba. Ellerim titriyor. Streslendir. O dediğini ben de gördün mü reis? Görmedim de ne diyeyim Mehfi? Adamı vuramadın diye hassasiyet yapıyorsun. Bak reis. Mehfi. Anan 90 yaşında, Allah sağlık versin. Neymiş, eli titriyormuş. 40 yıldır elin titremeden vurmadığın adam kalmadı. Bir kere de titresin de. Ha, o kadar kafaya takıyorsan git bir tahlil mahlil yaptır. Ya çıkarsa? Çıkarsa ilaç alırsın. Ya anan 90 yaşında diyorum da. Anam 30 yıldır yatakta. Kafasını kaldıramıyor. Kolay mı o kadar ilacı alıp da pür dikkat gezmek? Reis, öyle bir şey olursa sana bir sözüm var ya, sen de bana söz ver. Tamam bebe, söz. Sözümü tutarım. Seni operasyona göndermem, yanımda gezersin. Tamam reis, tamam. Çayını iç, çayını. Ben mi içireceğim sana? Yüzüme ne bakıyorsun? Eli titriyormuş. Hepiniz evhamlı kesildiniz başıma, hepiniz. Aha, beklediğimiz misafir de geldi. Hızır reis, bizim için de çayın var mı? Bizim sokaktan geçen herkese çayımız var. Biz ne yapacağız seninle reis?
Ne yapalım Serkan? Ben istiyorum ki gül gibi geçinelim. Ben de bekliyorum ki gül gibi solasın. Ünal öldü. Üstem gelince sen solma sakın. Niye solayım? Rüstem benim abimin arkadaşı. Yani demem o ki Ünal'dan daha yakındım. O 30 yıl önceydi. Bence bana yakın olman lazım. Olur, yakınlaşalım. Ama ben kimseden emir almam. Bütün ilişkilerim ortada. Merak ettiğin bir şey varsa sor, anlatırım. Ama sen kimden emir alıyorsun? Arkanda kimler var? Anlatırsan belki yakınlaşırız. Kardeşine, yeğenine, oğlun ve adamlarına yazık etme. Benim için çalışan birilerini yok ettirmişsin. Buna cevap verecek olursam seni sevenlere yazık olur. Beni sevmediğin için bilmezsin Serkan. Beni sevenler bilir ki beni sevdikleri için baştan zaten yazık olmuştur. Ondan sonra beklemek. Diyorsun ki fazla beklemezler. Ben onları bir yere gönderdim. Seni beklerken 3 saate geldin. Şimdi sana son kez söylüyorum. O Avni ve Avanesi'nin kuyruğundan ayrıl ki devlete kurşun sıkmış olmayayım. Gerçi sen de devlet değilsin. Devletin arabasını, silahını, görevini yanlış kullanansın. O arabayla, o görevle seni içeri alacağım. İçeride de intihar etmen için silahımı yanına bırakacağım. Benim silahımı ver. Seninkinden daha temizdir. Suzi nereye gitmiş ki Mübeccel abla? Bir rivayete göre Tahtalıköy'e. Bir rivayete göre köyüne. Orasını fazla kurcalayamadım Esra'cığım. Bence sen de kurcalama. Yani İlyas'la aralarında bir şey yok muymuş? Yok yahu yok. Hayriye anneden öğrendim. Annen olaya el koymuş. Kocamı kaybettim. Kızımı da kaybedemem diye. İlyas senin ne kadar gururlu bir kadın olduğunu biliyor. Suzi masalını uyduruvermiş. İlyas bilir. Başka kadın varsa ben durmam. Yok diyorum. Kızınızın adı Mübeccel olacak ama. Yarın mahkememiz var. Boşanıyoruz. Tamam Esra'cığım, tamam. Mahkemeye gitmeden İlyas'a git diyorum sana. Ona de ki gözlerimin ta içine bak.
ve bana doğruyu söyle. Göreceksin, boşanmayalım diyecek. Babaanne. Hı? Sen niye mutlusun? Mutsuz mu olayım isteysin? Yok babaanne. Hani söyle de biz de mutlu olalım. Mutlu olmak isteyen başka kimse var mı? Babaanne kim istemez ki? Söyle işte biz de mutlu olalım. Hey. Sağ diyorum. Ne diyorsun hanım? Mutlu olmak ister misin? Nasıl olacakmış hanım? Bu kadar insan beni mutlu edemedi, sen mi edeceksin? O kadar insan derken? Biz seni mutsuz mu ettik? İş diyorum yani, işten. İşi bırak. Kardeşin İlyas, karısıyla barışıyor. Nereden çıktı şimdi bu? Ben bugün mübeceli vazifelendirdim. Aydınlığa müjdeyi ver. Amerikalı kız yok artık diye. Esi Aydınlı da demiş ki ben kocamı seviyorum. Onunla yaşamak istiyorum. Onunla ölmek istiyorum. Size kim dedi Suzi yok diye? Mübeccel Suzan'ın yok olduğunu duymuş. Ölmüş mü? Ülkesine mi kaçmış? Bize ne? Elin Amerikalısından. Buna sen ne dedin Meryem? Ben girmeyin, karışmayın dedim ama... daha fazlasını söyleyemeyeceğim için... dinleyelim olmadı. Daha fazlası ne anne? Daha fazlası yok. Lazım olursa daha fazlasını anneniz söyler. Uşağım. Sen niye sevilmişsin? Ben kaburya sevaptır diye İlyas'ın karısından boşanmasını engelliyorum. Sen bir de surat yapıyorsun. Niçin? Ana. İlyas kızın anasına bir söz verdi. Şimdi Esra'nın başına bir şey gelirse Allah korusun. Senin sevapların boşa gitmez mi? Hı? Sonra o Nadide Hanım demez mi? Kocam sizin yüzünüzden öldü. Kızımın da başına şu geldi, bu geldi. Ha? Ne cevap vereceksiniz kadına? Ben sana demiyorum, kaderi değiştiriyorum. Parmak atıyorum. Müdahale ediyorum. Parmak atma ana. Müdahale etme her şeye. Bilmediğin şeyler var. Sen istiyorsun ki o Amerikalıyla mı evlensin İlyas? Bana doğru söyle, küçük hesaplar yaparım diyorsun. Kardeşinle mi evlendireceksin o ajanı? Anne Hızır böyle bir şey ister mi? İlyas kiminle evlenmek isterse evlenir. Kiminle boşanmak isterse boşanır. İsterse tekrar evlenir. Ben artık İlyas'ın işlerine karışmıyorum. Ceylan. O Ceylan evlenmek isterse karışıyorsun. İlyas'a karışmıyorsun. Ben bu işi anlamadım. Sen anladın mı Meryem? Cevap ver ananı. Tamam. Ünal Ceylan'la evlensin. Esra da İlyas'la boşanmasın. Ünal öldü demiştiniz. Ölmüşmüş. Babanın küçük hesapları. Anne kimseye bir şey demediğin için sağ ol. Kimse miydi bunlar?
Anne, Ünal Kaplan ölmemiş mi? Ölmüş ölmemiş sana ne? Kirvem miydi o? Kirvem öldü. Babaanne. O zaman Suzi de ölmemiş. Kim dedi bunu sana? Anan mı? Yok, hayır. Yani eğer Ünal'ı öldü gösterdilerse Suzi'yi de öldü gösterdiler demektir. Uy, ben bunu nasıl düşünemedim? Neyi düşünemedin onu? Vay vay. İlyas'ım kaldı karıların arasında. Meryem, sen anneme nasıl söylersin? Ben oyun mu oynuyorum? Oyun oynuyorsun. Hem de çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ama artık bu oyunları benim evimde oynamaktan vazgeç. Git iş yerinde oyna. Git Ceylan'ın evinde oyna. Ne oyun oynamak istiyorsan. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Benim duyuyor. Eğer o oyunu gidip akşamları orada oynarsam, ki oynarım, kaldıramazsın. Ben mi kaldıramam? Kaldıramazsın. Beni tehdit etme. Çünkü tehdit edecek bir şeyin kalmadı. Benim bütün hasımlarım benim tehdit etmeyeceğimi bilir. Bunu sen de biliyorsun ama bunu nasıl unutuyorsun anlamıyorum. Sen beni hasmın zannediyorsun. Ama ben senin tek dostunum. Senin ailenden bir kişi gözyaşı dökmesin diye ben senden daha fazla mücadele ediyorum. Meryem, bırak döksünler. Sonunda sevinecekler de. Ama sen böyle yaparsan hiçbirimizin sonu olmayacak. Peki. Tamam. Ben özür dilerim Hızır. Baştan böyle söylesen ben de böyle vır 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 konuşmam da. Tamam gel. Tamam gel, ben özür dilerim, gel tamam. Beni bilirsin. Yalan söyleyince geriliyorum. Tamam canım, ne olacak? İlyas gidip Esra'ya Suzan'ın ölmediğini mi söyleyecek? Ne yapıyorsun burada? Hırsız mısın? Değilim. Benim olan bir şeyi almaya geldim. Dışarıda ne işin var? Yaşadığını eğer birisi duyarsa
görürse? Beni gördüğünde benim için gelseydin bana gelirdin demiştin. Ceylan'ın, Davut'un, Ünal'ın yanında gizlice kaçtım. Sana geldim. Kimse görmedi değil mi? Görmedi. Nasıl geldin? Motorla. Ben hiç ses duymadım. Belli ki kapıdakiler de duymamış. Biraz uzağa bıraktım. Kapıdakiler de uyumuş. Uyur. Dayanamaz. İtiraf et, geldiğime çok sevindin. Tamam, tamam. Sevindim. İlyas, neden böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Duygularını saklıyorsun, neden? Çünkü biz böyleyiz. Siz? Çakırbeyliler. Ha. Çakırbeyliler böyle değil İlyas. Hızır herkesi seviyor. Alparslan hala Özlem'i seviyor ve her zaman söylüyor. Hızır Ali'nin ise ağzında bakla ıslanmıyor. Bu lafı kimden öğrendin? Artık senin ağzında da ıslanmasın. İtiraf et. İyi ki geldin. Ve iyi ki buradasın. Pardon. Bu gece çok zor geçecekti benim için. Yarın boşanacağım. Suzi. Bak sana baştan söyleyeyim. Ben bir ilişkiye hazır değilim. Benim önce sevmem lazım. Sonra da sevildiğimden emin olmam lazım. En sonunda da sevdiğimin benden başka her şeyden vazgeçmesi lazım. Sana ne çok şey lazımmış. İlyas.
Ender. Biz bunları mı izleyeceğiz? Ya izlemeye gelmedik ki. Dinlemeye geldik. Şef. Şunlara söyle. Arkamızda dursunlar. Lan İlker. Sen kimle mesajlaşıyorsun böyle dit 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 dit? Bir kız var da onu ekiyorum. Zengin mi? Zengin olsa eker mi? Tipi. Şimdi ben bu İlker'e çok alıştım. Şahina diyor ya, sen bunu yiyeceksin diye. Ben bu İlker'i hiç yemek istemiyorum. Yenmez o Ender. Yenmez. Sağ ol aga. Onu demiyor aga. Mundar anlamında yenmez diyor. Bravo Ateş. Bravo. Ender. Ne zaman çıkacak bu kız? Şef. Ya biz buraya sanatçı arkadaşı dinlemeye geldik. Ve hani nerede? Sanatçı arkadaşmış. Çok da anlarsın ya sanattan. Tipi. Bilmiyorsun bugün ne oldu. Bu Ceylan Hanım meğer ressammış. Ne alaka şimdi? Biz İlker'le Alparslan'a tebrike gittik. Ya Ünal'ı öldürdü ya. Yokmuş. Bu arada Ceylan Hanım bize makaron ikram etti. Onları yedik. Bir de resim yapmış. Kaplanı avlayan Ceylan. Ya ben kaplanı kediye benzetince tabii bir küçük pot kırdım. Yani oldu. Çok elit bir hanımefendi. Hem de sanatçı ruh. Maddi durumları nasıl tipi aga? Ya ev şaşalıydı. Lan vıcık. Şimdi çekeceğim, sıkacağım. Gece aleminde içip içip birbirlerini sıktılar diyecekler. Sen kimsin? Hızır Ali'nin anasının maddi durumundan bahsedecek. Tipi aga, sen beni yanlış anladın. Devlet görevlisine göre abisinin maddi durumunu diyorum. Lan İlker. Seni aldım oraya, tebrike götürdüm. Vıcık vıcık Ceylan Hanım'ı mı süzdün? Siz kafayı mı yediniz ya? Kesin sesinizi. Nihayet güzel bir ses duyacağız. Sevdiğim şarkı. Bana jest yapıyorlar. Thank you.
Tamam, ses güzel. Güzel de bir şey anlamıyorum. Ben şimdi bunu kurarım. Ne diyor bu? Aga, gece daha uzun. Uzatma ateş. Uzatma. Şahane kat. Adnan, dışarı çık. Konuşacağım seninle. Peki abi. Abi sofra hazır. Sonra sen konuşuruz. Geç mutfağa. Geç mutfağa sen. Kaçma lan. Buraya gel. Sana tek bir soru soracağım. Doğruyu söyleyeceksin. Sen bu Lütfiye'yi alacak mısın lan? Abi sen nasıl emrediyorsan. Emir memir yok. Bu kızda gönlün var mı yok mu? Abi bu bir test mi? Test! Manyak manyak konuşma lan. İstiyor musun, istemiyor musun? Sen ne dersen ben hayır demem abi. İyi. Al ayranı gör. Abi ver elini öpeyim. Sen bana ne kadar güzel damat verdin. Bırak bırak. Elimi verimi öpme. Git damadı öp. Peşimi bırakın. Yakamı bırakın yeter. Hiç kusura bakma kardeşim. Ne peşini bırakırım ne yakanım. Sen mi söyledin benim bu akılsız kardeşime Cemil'i bulsanız bulsanız gece alemlerinde bulursunuz diye? Sana böyle mi dediler? Sabahın altısında kapıma dayandılar abla paça diye. Niye paça diye gitsinler? Niye sağ gelmişler? Tipi içer mi lokantada paça? İlla ablası yapacak. Yaptın mı bari? Bu saatte nereden yapacağım? Verdim mezogelini, sıkımlandılar. Bulmuşlar mı bir Cemil? Ya da Cemil'i? Bak kardeşim. Benim bu tipi ayağa kaldırana kadar neler çektiğimi bir Allah biliyor. Bir de sen biliyorsun. Bir daha mı tutulsun bu illete? Alkol problemi mi vardı benim? İllet dediği kadınlar. Kadınlar değil. O. Bir tanesi. Güzel sese dayanamaz benim dadaşım. Hemen aşık olur. Ciddi misin sen? Bak, sır dediğim böyle saklanır. Bugüne kadar hiç kimseye dememişim. İyi mi etmişsin? Söyleseydin, ben o tipiye sesi güzel bir hafız hanım bulurdum. Türkü seviyor Ayri Hatun, türkü. Yoksa ben neler bulmadım ki? Hille sahneye çıkacak. Bu tipi dersler aldı. Müzik aletleri çalmayı öğrendi. Çok iyi gitar çalar ha. Bağlama mı gitar mı? Dadaş olduğunda divan sazı, aşık olduğunda gitar. Kurban olayım kardeşim. Bak elim ayağım titriyor. Kestirme bunları gecelerde. Ya bu gece çıkmışlar abla da bir şey olmaz. Bu akşam da sözleşmişler buluşacağız diye. Cemil'i bulmamız lazım. İş abla diyor bir de bana. Bizim Aydınlı var ya, onun anası ne olsun kardeşim? Aydınlı kim? Nadide Hanım'ı diyor. Ay yok artık Ayrı ya Hatun. Anam işte. İstiyor ki hiç kimse yabancıya gitmesin, hiç kimse açıkta kalmasın. Yani İlyas Esra'yı boşamış.
tipi Esra'nın anasını mı alacak? Ne boşaması? O iş bende. Az sonra gelirler elimi öpmeye. Doyamadın elini öptürmelere, doyamadın. He, doyamadım da. Öp. Hadi eyvallah. Ay dayanamayacağım, soracağım. Hiç söylemiyorsun İlyas. Neyi söyleyeceğim? Dün gece görüştünüz mü? Ne görüşmesi, kimle, niye görüşeyim? Sen dün gece biriyle mi görüştün İlyas? Görüşmüşler. Kimle görüşmüş? Ya siz sabah sabah neden bahsediyorsunuz? Ya ben anlayamıyorum, siz niye birlikte gelmediniz? Niye birlikte geleyim, kimle birlikte geleyim? Sen ne diyorsun Mübeccel abla? Hem sen niye buradasın? Anne gönderdi beni Nadide Hanım'ı oyalayayım diye. İlyas, anlatacak mısın? Ya ben size özel hayatımı ne zaman anlatmışım? Boş boş konuşmayın. Ay Hatice'cim, bilmiyor musun teyzenin oğullarını? Hep bir iş çevirirler. Çevirirler mi Becer ablam? Çevirirler. Biz Hatice'mle bilmiyoruz. Biz eliz ya. Ama seninle kocan ailedensin belli ki. Bize de söyle, biz de sevinelim. Tövbe tövbe ya. Nadide Hanım nerede? Sen ne çeviriyorsun yine? Ya ben dün gece Esra'yı İlyas'a gönderdim. Bak hiç söylüyor var mı, biz öpüştük, barıştık, anlaştık, boşanmayacağız diye söylemiyorlar. Canım öyle bir şey olsa söylerdi herhalde. O kadar da el değiliz. O kadar eliz Hatice, o kadar. Nadide anne nerede? Aydın'a gönderdim sabah. Seninle beraber gelmedi mi? Geldi. Gönderdim. Ha. Sen kalacaksın yani. Kalacağım. İyi. Sevindim, ben de bunu konuşacaktım seninle. Neyi konuşacaktın İlyas? Yani insanın zoruna gidiyor. Anladın mı? Aramadın, sormadın, gelmedin, özlemedin. Boşanmayı da hemen kabul ettim. Bizim ilişkimiz bunu hak etmedi. Değerli bir ilişkimiz vardı. Ya ne bileyim, evde bir tıkırtı oluyor. Ona uyanıyorum. Acaba bahçe kapısından o mu geldi diye. İnsan bekliyor yani. Sen bahçe kapılarından başkalarını bekle İlyas. Beni bekleme. Bütün bu söylediklerime karşı verdiğin cevap bu mu? Evet bu İlyas. Senin hak ettiğin karşılık bu. He. İyi gel. Senin hak ettiğin imzayı atalım, gel. Davut'un evinde bir şeyler dönüyor Serkan. Ne dönüyor? Bilsem söylerim herhalde. Ama öğreneceğim. Sen paraları hazırla. Mesele paraysa söyle, paranı gönderirim. Mesele her zaman paradır Serkan. Sen hazırlayıncaya kadar ben öğrenirim.
İlla kendini yedireceksin değil mi? Zıkkım. Biraz çeneni tutsaydın, bana benzeseydin. Bakayım onların hepsini. Ver, ver, ver bunu da ver. Sağ ol abi. Bak. Sen ölmeden helvanı da yiyoruz İlker. Oh, oh. Tamam işte. Amcamla yengem boşanmış. Zaten boşanmaya gitmemişler miydi? Anam son dakika boşanmasınlar diye bir numaralar yaptı ama demek işe yaramamış. Esra'yı kızım gibi severim. İlyas çok yazık etti o kıza. Beni oğlunuz gibi, Esra'yı kızınız gibi. Ünal Bey. Seni gibi değil Alparslan. Seni evlat olarak seviyorum. Kusura bakmayın, uyuyakalmışım. Nasıl bir eğitim aldıysan, çıt sesine uyanman gerekirken evi yıktık, uyanmadın. Güven içinde hissettiğimde hiç uyanmıyorum. Güvende olduğuna emin misin? Nerede uyduğuma bağlı. Bu işi çok uzatamayız. Neticede bir yalan. Hatta iki yalan. Ve bu yalanı içinde tutamayacak kadar. Açık sözlü bir aileyiz diyelim. O Ender'le İlker dün buraya geldi. Haberin var mı? Hayır yok. Niye? Ünal Bey makaron aldırmış. İlker de bunu galeride fark etmiş. Peşine düşmüş. Bir gün yemesen ölürsün değil mi? Ben zaten ölüyüm Hızır. Ayrıca ben yemedim. Hepsini Ender yedi ve ölmedi. Bak. O ikisine hiç güvenmiyorum, haberin olsun. Güveneceğin iki kişi bulduktan sonra niye 12 kişilik bir masa kurarsın bilmem ki.
Evet, haklısın. İşte ben de bu yüzden rakamı indirmeyi düşünüyorum. İkiye mi düşüreceksiniz Ünal Bey? Evet. İdeali iki kişi. Hızır'la ben. Ama Alparslan da İlyas'a ayıp olur. Yılmaz? Onun da bu yalandan ötürü gönlünü almamız gerek. Yani yeni ticaret için 5 kişi. Çekirdek aile. Diğerleri ne olacak? Paralarını verip masadan uzaklaştırabiliriz. Nasılsa Rüstem'le Avni'nin çok parası var. Ölünce bize kalacak. Pay ederiz, 5'e düşeriz. Ben bu Rüstem'in gelişinden umudumu yitirdim. Yitirme Hazır Ali. Rüstem geldi. Nerede peki? Otele geçti. Avni'nin yanına. Nihayet bu yalanlar bitecek. Masada öldürmeniz şart mı? Ben otele gidip halledebilirim. Belki de öldürmeyiz Suzi. O ne demek? Şu demek, belki Rüstem ilgimizi çekecek bir şeyler anlatır. Biraz daha bekleriz. Bu senin fikrin mi Alparslan? Ben söylediğime göre Ünal Bey. Dayınla bir plan yaptıysanız benim masamın üzerine bilmek isterim. Ünal Bey. Benim kimsenin masası üzerine bir planım yok. Benim ülkem üzerine planlarım var. Onun da burada yeri yok. Dediğim gibi, ben bu yalanların saklanmasını daha fazla sağlayamam. Rüstem geldi. Masa toplanır. Masada Rüstem ve Avni ölür. Neye bakıyorsunuz? Size. Anlamadım. Esra Hanım. Tanıyamadım. Ben Mert. Kocanızın arkadaşıyım. Eski kocam. Şimdi de ben anlamadım. Az önce boşandık. Aa. Çok üzüldüm. Halbuki İlyas, biz boşanmayız. Barışırız diyordu dün. İlyas bu. Gündüz öyle söyler, gece Suzi'yi evine götürür. Eskiden yapmıştır belki öyle hatalar ama... ben dün konuştum. Ben de dün gece gördüm. Kimi? Suzi'yi. İlyas'ın evinde. Yanlış görmüşsün Esra. Suzi öldü. Belli ki İlyas için ölmemiş. Eve mi bakıyorsunuz?
Arkadaşın kimdi? Anlatırım abi. Rüstem Beyler geldi. Hoş geldin abi. Rahmetli Ercüment'in kardeşi Mert. Hoş geldiniz Rüstem abi. Biliyorsun.